Love Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programının yeni bir bölümüyle daha sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda, özellikle de şu an içinde bulunduğumuz günlerde, bir seneyi kapatıp yeni bir seneye doğru yaklaşırken, biraz daha hayata daha güzel ve umutlu bir pencereden bakmak adına şöyle bir konu konuşmaya karar verdik. Bugün huzursuzluk ve umutsuzluktan bahsedeceğiz. Bunların temelleri nereye dayanıyor? Acaba bunlardan biraz daha uzaklaşıp, biraz daha huzurlu, umutlu bir perspektiften nasıl bakmaya başlayabiliriz? Hepsini değerli konuklarımdan dinleyeceğiz. Klinik psikolog Esra Şengül. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve psikolog Cihan Uluç. Cihan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Dediğim gibi bugün biraz daha bizi böyle rahatsız eden kısımların neler olduğunu anlamaya çalışmakla beraber sonrasında programımızın ilerleyen dakikalarında belki biraz daha sonlara doğru peki bu anlayışı, bu bakış açısını biraz daha umutlu bir tarafa nasıl çekebiliriz? Böyle bir anlayışı içimizde nasıl yerleştirebiliriz? Tabii ki çözüm yollarını da konuşmaya çalışacağız. Öncesinde temellerinden de bahsedeceğiz demişken bunun temelleri nereye dayanıyor? Neden böyle bir huzursuzluk ve umutsuzluk ve özellikle son zamanlarda sanki daha çok aşina olduğumuz ve daha sık duymaya başladığımız söylemlermiş gibi bir anlayış da var. Gerçi ilerleyen dakikalarda birkaç veriden de bahsedeceğim. Bu veriler de acaba gerçekten böyle mi? Yoksa biz biraz daha bu algının hakimiyeti altında mı böyle olduğuna inanıyoruz? Onu da beraber görmüş olacağız. Öncesinde bu huzursuzluk ve umutsuzluk acaba neden bu kadar baskın? Neden sürekli bunlardan bahsediyoruz? Bu konuyla başlayabiliriz Cihan Bey. Öncelikle program boyunca huzursuzluğu ve umutsuzluğu konuşacağız. Belki bir hani iki kavramı birbirinden ayırarak başlayabiliriz. Aslında huzursuzluk şu an biraz şimdi ve geçmişle ilgili bir şey. Yani geçmişteki yapıp etmelerimizin şimdi de oluşturduğu sonuçla ilgili bir şey. Bir duygu durumu da diyebiliriz. Genel bir duygu durumu içerisinde birçok duyguyu da barındıran belki de. Ama umutsuzluk dediğimizde ise daha çok geleceğe dair bir şeyden bahsediyoruz. Ve belki hani işin biraz yıkıcı olması ya da işte tehlikeli olması bu duygu durumunun belki buradan geliyor. Çünkü geleceğe dair varsayımlarımızı da aslında dinamitleyen bir yaklaşım olabiliyor. Tabii her huzursuzluk bu anlamda rahatsız edici midir? Yani her huzursuzluğu biz işte bertaraf etmeli miyiz? Belki ilerleyen süreçte bunu konuşuyor olacağız programın devamında ama hani böyle bir giriş yapmış olayım. Tabii burada bu iki kavramın ayrımıyla beraber dediğiniz gibi bunların temel zihnimizde oluştuğu süreçlere de bakmak kıymetli olacaktır. Her zaman mutlaka şöyle bir eskiye doğru gidiyoruz. Çocukluk sürecine doğru gitmiş oluyoruz ama öncesinde tabii ki Esra Hanım'ın da ekleyeceklerini alalım. Ben bu noktada biraz işin patoloji kısmına değinmek istiyorum. Yani psikopatoloji dediğimiz. Bunun bir başlangıç noktası var mı? Kişi ne zamandır hayatında umutsuz ve huzursuz hissediyor? Ne zamandır bu iç sıkıntıları onunla beraber? Belli bir olay var mı? Ya da artarak mı gelmiş bugüne kadar? Bir travmatik bir deneyim mi yaşamış ya da yaşayan birine tanık mı olmuş? Bunlar da önemli detaylar. Belki bunların farkına varmak kişide bu noktada neden böyle hissediyorum noktasında bir farkındalık ve bir açılım sağlayabilir. Bu önemli diye düşünüyorum. Bir de genel olarak sosyal medyanın son yıllarda fazlaca kullanılması sebebiyle sanki herkes hep mutlu ve hep bir şeyler yapıyor ve hep zamanını verimli geçiriyor gibi bir algı oluştuğunu görüyorum. Danışanlarımdan da çok fazla ve ben onların gerisinde kalıyorum sanki. Bir şey yapmalıyım, onları geçmeliyim ya da onlara yetişmeliyim dürtüsü oluyor. Oysa kimse her zaman çok dolu ve çok verimli yaşamıyor. Bunu hepimiz biliyoruz ki genellikle sosyal medyaya iyi zamanlarımızı, başarılarımızı, mutlu hissettiğimiz anları koyuyoruz. Çok az kişi gerçekten acılarını paylaşıyor diye düşünüyorum. O noktada bir kıyaslama da oluyor ve zihninde kendi kendine bir iç ses oluşuyor. Onlar çok iyi ve mutlu, ben geride kalıyorum, bir şey yapmalıyım. Hayatım hep kötü mü gidecek, onları nasıl geçeceğim gibi bir içsel bir çatışmaya da sebep oluyor olabilir. Özellikle yine sosyal medya deyince Esra Hanım, bu ebeveynlik üzerinden de çok fazla hani bu şekilde bir koşullama durumu söz konusu. Tabii ki orada hep işte çocuğuyla değil mi yani paylaşan anne baba işte en iyi anlarını, her şey böyle çok günlük gülistanlık ve çok uyumlu olduğu anları paylaşıyor ama
Yani anne baba olanlar yani bunu bilir zaten. Böyle bir dünya yok. Yani bunlar çok daha kesitlerdir. Aslında böyle bir hani belli yerleri ya da işte Esra Hanım'ın söylediği gibi hani sadece orada iyi anlı yanları aslında bir hakikati değil de o hakikatin belli bir kısmını paylaşıyoruz ve bunu belki hani buna muhatap olan kişi olarak anne baba veya bir birey olarak şeyi sorgulamamız lazım. Bu ne kadar gerçek? Ne kadar hakiki? Bu sorgulamayı yapmaktansa daha çok orada gördüğümüz şeyin mutlak gerçek olduğuna inanma tarafında kalıyoruz. Ve sürekli kendi hayatımızı da orada gördüğümüz pencereden bakarak yorumluyoruz. Ve bahsettiğiniz kıyas yaşadığımız pek çok problemle alakalı aslında kıyas ne kadar bizi zorluyor ve ruhen sıkıştırıyor. Bundan da biz sık sık programda da bahsetmiş oluyoruz. Çünkü dolaylı yoldan pek çok konuyla da bağlantılı oluyor. Hem bir çocuk yetiştirmede hem yetişkinlik hayatında hem eşler arasındaki ilişkide kıyas her zaman bizim kaçınmamız gereken bir durum olması gerekirken aslında zihnimiz sanki sürekli kıyas üzerinden çalışıyormuş gibi bir halde bir şey de daha ilerliyor. Eklemek isterim. İnsanoğlu birbirinden etkilenen bir varlık. İyiden de kötüden de ayna nöronlar dediğimiz bir yapı var. Karşımdaki insan negatif, karamsar, kaygılı hissediyorsa ondan etkileniyorum. Ben de zamanla onun gibi hissetmeye başlıyor olabilirim. Bu noktada hani paylaşımlar, arkadaşlar arası ilişkilere yansıması bu durumların. İşte o onu yapmış gördün mü? Ben işte onu istiyordum yapamadım. Ondan sonra karamsarlığa sebep olacak. Evet. Başkalarının başarı elde edip kişinin kendisini edemediği, belki ona uygun olmayan hatta beklentiler. Bunları düşünmek de ve bunları paylaşmak, yani iyiyi de kötüyü de paylaşmak insanı çok ciddi etkiliyor. İyi haber, iyiyi paylaşırsak iyi hissederiz. Olumsuzu daha çok paylaşırsak da olumsuzu hissederiz noktası. Sosyal medya ve yaygın iletişim araçları artık dakika dakika ne yaptığımızı birbirimize gösterir hale gelmeye sebep oldu. Evet. Burada bu bahsettiğiniz iyiliği paylaşma kısmı çok önemli. Orada da şöyle bir baltalayıcı tutum olabiliyor. İnsan yani iyilik yap denize at demişler. Niye gözümüze sokuyorsun burada yaptığın şeyi gibi. Orada iyi niyetle, halis niyetle yapılmış şeyi de böyle baltalayan yine içindeki o kötü sese hakim olamayan kişiler yüzünden bu konudaki motivasyonu düşenler de olduğu gibi şöyle paylaşımlara da denk geldim ve bu bence çok umut vaat eden bir tarafta. Özellikle çok fazla takipçili olan kişiler tarafından. Ben bu yardımları, bu iyilikleri bilerek gösteriyorum. Teşvik edici olması açısından ama evet işin biraz daha fizyolojik kısmına baktığımız zaman ayna nöronlar bizim özellikle etkileşim içinde olan canlılar olduğumuzu düşündüğümüz zaman bizim için de çok işlevsel. Yani böyle bir mekanizmayla yaratılmış olmamız da çok işlevsel. Hatta geçtiğimiz bölümlerde de bahsetmiştik diye hatırlıyorum. O kadar etkili ki ayna nöronlar dediğimiz sistem. Gruplar arası yapılan çalışmalarda bir grup spor faaliyetini gerçekleştirirken diğer grup spor faaliyetini yaptığını hayal ediyor. Ve bu hayali zihninde canlandırması üzerine bile aslında vücutta bir miktar tabii ki aktif yapanlar kadar olmasa da bir miktar enerji yakımı ortaya çıktığı da gösteriliyor. Yani sadece düşünce gücüyle bile aslında bedende pek çok değişiklik gerçekleştirilebiliyor. Bunu iyi açıdan da yapabileceğimiz gibi işte kötü açıdan da yapabiliyoruz. Orası da daha çok bizim bu huzursuzluk dediğimiz ve umutsuzluk dediğimiz kısımda kalmamıza sebep oluyor. Dediğim gibi biraz daha temellerine bakalım istiyorum ve tabii ki aile yaşantısından, yetiştiğimiz ortamdan bahsederek bu kısma devam edelim istiyorum. Acaba bu sürekli her şeyden huzursuz olmamız ya da geleceğe yönelik umutlu değil de hep kötümser açıdan bakmamız, yetiştiğimiz ortamla nasıl ilgili olabilir? Hem aynı nöronlardan da bahsettik. Tabii ki model alma da burada işin başka bir boyutu. Acaba içinde bulunduğumuz ortamda yaşadığımız şeyleri nasıl içselleştiriyoruz ve yetişkinlikte nasıl yansıtıyoruz? Tabii ki her zaman bu programlarda da konuştuğumuz gibi yani büyüdüğümüz çevre, nasıl bir anne babalık gördüğümüz çok önemli. Aslında ilk etapta büyürken onların bakışıyla dünyaya bakıyoruz. Hem dünyaya bakıyoruz hem de kendimize bakıyoruz aslında. O yüzden anne babamızın ve etrafımızda bizi yetiştiren kişinin, bakım veren kişinin atıfları bu anlamda çok önemli. Çünkü direkt onları kendi üzerimize alma eğilimindeyiz ve onları doğru kabul etme eğilimindeyiz.
Tabii ki büyüdüğümüz ortam önemli. Hatta bazen bu ilerleyen süreçte evlilik ilişkisine de karşımıza çıkıyor. Şöyle ki, eğer huzursuz, işte gerginliğin olduğu bir ortamda büyümüşsek bu bizim artık bir süre sonra normalimiz haline geliyor. Hı hı. Ne zaman ki bunun bilinçli olarak farkına varırsak. Farkına varmadığımız sürece aslında neredeyse zihnimizde yaşamak eşittir ya da işte ilişki kurmak eşittir. Biriyle alay etmek veya işte birini kızdırmak, işte eşler arasında daha çok olan ya da işte huzursuz olmak. Mesela bazen şöyle hikayeler duyarız işte. Ya her şey yolunda, niye yolunda gitti? Niye bir aksilik çıkmadı? Kesin kötü bir şey olacak. Kesin kötü bir yolculuğa çıktığında. Fıkrası bile var. Değil mi? Evet. Niye olmadı gibi bir şey geliyor. Aslında bu çok daha içten ve derinden geliyor. Yani biz bunu bilinçli tarafımızla düşünmüyoruz esasında. Daha geriden geliyor. Sanki bir programa, bir yazılımımıza işaret ediyor. Bizim daha çok geçmişte oluşmuş bir yazılımımıza işaret ediyor. Dediğim gibi yaşamak eşittir, huzursuzluk gibi algıladığımızda farkında olmadan hayatımızda bize huzursuzluk verecek o kişiyi çekiyoruz hayatımıza. Hem o negatif tandanslı konuşan arkadaşı çekiyoruz. Çünkü o bize daha yakın geliyor, daha tanıdık geliyor. Evet, çünkü şey değil bu, hani pozitif ve negatif gibi bir şey değil de tanıdık gelmesi üzerinden aslında zihnimizin, beynimizin bu kısmı çalışıyor. Eş seçerken de hakeza tıpkı oradaki huzursuzluğu, gerginliği ve işte o rahatsızlığı bize yaşatacak kişiyi bulmaya çalışıyoruz. Ve bizim için aslında hayat bu demek. Ve tersi olduğunda, yani pozitif bir tarafta kaldığımızda aslında bir şeyler tersinden çalışıyor bu sefer mekanizma. Bir şeyler ters gidiyor gibi bir izlenim oluyor ve buna dair bir şeyler yapıyoruz farkında olmadan. Evet, bu noktada ben de içsel sesler, onunla ilgili konuşmak isterim. Hepimizin içinde zaman zaman bize emir veren ya da bizimle ilgili yorum yapan sesler var. Ya bu şizofren olduğumuz anlamına gelmiyor. Bunun farkındayız. Örneğin yetersizsin, yine yapamadın, daha iyisini yapmalıydın, düşünemedin, hata sende gibi gibi. Bu sesler de, içselleştirdiğimiz bu sesler bizim yetişirken aile ortamı içerisinde hem bizim maruz kaldığımız anne baba ve kardeşlerimiz tarafından hem de tanık olduğumuz olaylar üzerinden şekilleniyor. Sonuçta bir çocuk bir sorun yaşadığında anne de babası onunla ilgileniyor. Ona nasıl yaklaştığı çok önemli. Ümit var bir yerden mi yaklaşıyor yoksa gene hata mı yaptın, daha iyi davranmalıydın, ben sana söylemiştim gibi. Mükemmeliyetçi, yargılayıcı, eleştirici bir yerden yaklaşıyorsa zamanla o mekanizma çocuğun iç sesi oluyor ve onun içinde artık oturuyor diyebiliriz. Ve yaşadığı olaylara binaen yaptığı yorumlar hep bu iç sesin konuşması oluyor genellikle. Tabii bunlar ne kadar negatifse kişi o kadar huzursuz, umutsuz, negatif, yetersiz ve mutsuz hissediyor. Tabii iyi haber yine şu, bunların farkına varmak en önemlisi, değiştirebilmek mümkün. Çünkü psikoterapi bunun tabii ki en direkt yolu. Evet. Belki bir duygu günlüğü gibi bir günlük tutup o gün yaşadıkları olayları, hissettiği duyguları, beden duyumlarını, düşüncelerini not alıp farkına varma kapasitesini artırabilir. Zaten farkına vardıkça eskisi kadar otomatik davranmadığını da fark edecek zamanla. Çünkü bunlar otomatik oluyor çoğunlukla. İçselleştirdiğimiz için bir mekanizma gibi düşünün yani. Ama farkına varmak ilk adım dediğim gibi. Tam bununla alakalı bahsettik ya, biraz daha artık senenin sonuna geldik diye. Sene sonunda farklı veriler paylaşılıyor tabii ki o sene boyunca yapılan araştırmalarla beraber. Ve internet üzerinde de en çok yapılan araştırmayla alakalı bir bilgi de var. Çok affedersiniz. Tabii ki sene sonunun bir yandan getirisi de bu soğuk algınlıkları oluyor. Hepimizde olduğu gibi. Şimdi bu verilerden bir tanesi, birinci görselimiz, bir yandan arkadaşlar ekrana getirecekler. Bence çok dikkat çekici bilgilerden birisiydi. O da şöyle. Google üzerinde yapılan en yaygın araştırmalar ve en çok aratılan kelimeler ve cümleler açıklandı. Ve bunlardan birisi şu, ben neden sevilmiyorum? Bu sorunun günümüzde bu kadar çok paylaşılmış, bu kadar çok aratılmış olmasının bence biraz daha artık temellerini konuşmamız gereken bir noktada olduğunu gösteriyor. Acaba neden en sık aratılan sorulardan birisi ben neden sevilmiyorum sorusu olmuş olabilir? Yani aradığımız şey aslında bir noktada ihtiyacımız da olan şey olabilir burada ki
kuvvetle muhtemel en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Sevilmek, kabul görmek, olduğumuz gibi kabul görmek, değer verilmek değil mi? Şu sıralar çok da gündemde işte değersizlik, işte değerliyim vesaire gibi hani olumlamalar üzerinden ortaya çıkan bir şey. Tabii ki burada yine hani böyle bir geçmişle, geçmişe atıf yapıp bugüne doğru gelecek olursak esasında orada karşılanmamış bir ihtiyaçtan bahsediyoruz ve yetişkin bu arayan kişilerin yetişkin olduğunu varsayarsak aslında yetişkinlikte o karşılanmamış ihtiyaçların gün yüzüne çıkması durumu söz konusu olabiliyor. Esasında sevilmek, kabul görmek, olduğumuz halimizle yani varlığımızla herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan, herhangi bir şey yapmadan veya herhangi bir koşula bağlı olmaksızın sevilmek esasında daha erken döneme ilişkin bir ihtiyacımız ve daha çok işte anne babamızla aslında tatmin ettiğimiz bir ihtiyaç. Belli ki hani burada yani büyüdükçe, yaş aldıkça esasında hani orada boş kalan bir sanki sevgi kutusu, özellikle kendiyle ilgili olan kısmını görüyoruz gibi yorumladım ben bu görseli görünce. Bir de aile bağlarına bağlıyorum ben. Bu cep telefonunun çok yaygın olması ve sosyal medyanın çok sık kullanılmasıyla herkes genellikle gününü şöyle geçirir halde. Bu da dijital bir yalnızlık mı desek yani ciddi bir yalnızlığa sebep oluyor. Paylaşımlar çok azalıyor. Anne baba zaten gününü bir şekilde işte yorularak yoğun bir şekilde geçirmiş. Akşam eve geldiğinde çocuğu o gün ne yaşamış, ne hissetmiş, kötü bir şey olmuş mu onu paylaşmıyor. Belki yapılması gerekenler hızlıca yapılıyor ve gün hızlıca geçiyor. Evet. Çocuk kendi hissettiği o iyi ya da kötü duygularla içinde kendi kendine kalıyor. Ve bir yetişkine ihtiyaç duyduğu için o eksiklikten dolayı kendi cevabını kendi vermeye başlıyor. Bu da genelde negatif oluyor maalesef. Özellikle çocukluk dönemi çok doyurucu geçmediyse. Ve artık bu cevabı da sanki hani internette arıyor gibi bir noktada var. Aslında hem iyi hem kötü bir çare arıyor. Neden böyle anlama çabası. Hem de yani danışacak, soracak kimse yok sanki oraya hani soruyor gibi bir hisse geldi bana. O evde mesela bunu bu ihtiyacını karşılasa. Anne ya ben sevilmediğimi hissediyorum. Niye böyle oluyor? Sen de yaşamış mıydın çocukken gibi bir diyalog olsa mesela. Orada annenin vereceği bir iki güzel dönüş ona iyi gelecek. Muhtemelen yok ama o da bir yalnızlık hissi de ben hissediyorum. Ya da ifade etmek belki çok zor. Oradaki aile sistemi içerisinde yani o duyguyu fark etmek ve ifade etmek. Oradaki anne babaya söylemek belki de çok zor veya güvenli de olmayabiliyor bazen. Bazen anne baba bununla kalamayabiliyor. Yani oradaki işte genç veya çocuk kim olursa olsun sevilmediğimi düşünüyorum dediğinde anne ve babanın ilk refleksi hani biz neyi eksik yaptık? Hele ki bugünlerde daha da böyle pompalanan bir şey bu, özellikle ebeveynlik üzerine hani suçlayıcı bir tavır var maalesef. Dolayısıyla orada hani bu duyguyu söylediğinde belki yıkılmayacak bir ebeveyn figürünü de göremiyor olabilir. Ve kendi kendini aslında çözmeye çalışıyor değil mi? Oradaki problemi. Burada hem bahsettiğiniz ailenin içinde bulunduğu ortamın içinde içselleştirdiği seslerle beraber de sevilmediğine dair bir anlayışın da insanın içinde yerleşmiş olması da tabii ki böyle bir sorunun ortaya çıkışında etkili olabilir diye aklıma geliyor ben de baktıkça. Sizin de bahsettiklerinizle beraber. Burada hem de ailenin taşıyamayacağı duygular olmasından da bahsettiniz. Şimdi bizim kendi taşıyamadığımız duygular, daha doğrusu belki de anlamlandıramadığımız ve ben neden sevilmiyorum gibi anlam veremediğimiz ve nedenini bulmaya çalıştığımız sorular bizi sürekli huzursuz eden durumlardan birisi oluyor. Bu huzursuzlukla beraber de tabii ki işin arka planında bakmamız gereken bir şeyler olduğunu bize hissettiriyor ama neye bakacağımızı da tam olarak bilemiyoruz. Çünkü daha önce bizim bu huzursuzluğumuzun karşılanması adına hiçbir şeye bakılmamış. Ve biz kendi kendimize bunun kaynaklarını bulmaya çalışıyoruz belki. Dolayısıyla burada biraz daha acaba bu bulunduğumuz ruh hali istemsizce bizi farklı şeylerden korumak için mi ortaya çıkmış sorusu da aklıma geliyor. Yani burada bir olumsuz şekilde de olsa bir işlerlik söz konusu ve bizi o dayanamayacağımız duygulardan kaçındırmak adına biraz daha farklı bir tarafta tutuyor ve zihnimizi sürekli bununla meşgul ediyor gibi. Acaba bu duygularla alakalı, onlardan kaçan tarafta olmakla alakalı nasıl bir bakış açısı edinirsek burada temele huzursuzluğu koymak yerine farklı bir taraftan yaklaşmaya başlayabiliriz. Burada yine paylaşım önemli aile içerisinde
ve farkındalık kazanma. Bir çocuk anne babasını rol model alır. Sözel olan ve olmayan iletişim araçlarıyla davranışları, inançları, düşünceleri, içine taşıdığı huzursuzluğu bile hisseder ve aslında geçer çocuğa. Yani burada belki aile sohbetleri güzel olabilir. Bunu düzenli hale getirmek ama. Hı hı. Özellikle mesela öğünler, sabah kahvaltısı, akşam yemeği beraber yense çok güzel olur. Yani yoğun olsa da ebeveynler ona mutlaka zaman ayırmalı. Orada bir sohbet, bir diyalog, bugün günün nasıl geçti, neler oldu. Zaten çocuğuyla gerçekten ilgilense ebeveyn, çocuğun yüzündeki o huzursuzluğu, o umutsuzluğu muhtemelen başında da fark eder. Hı-hı. Burada bir kopukluk olduğunu söyleyebiliriz uzun zamandır çocuk kötü hissediyorsa. Ve başından fark edip onu konuşabilir, sohbet edebilir, ne yapılabilir diye çözüm arayışına gidilebilir. Ne iyi gelirdi, neye ihtiyaç duyarsın, bak ben senin yaşındayken bunları yaşadım, şu işe yaradı, bunu yaptım gibi öğütler de verebilir. Bu da çocuk için çok yardımcı olur aslında. Ben burada yine bir kopukluk ve izolasyon görüyorum açıkçası. Başka ne eklenebilir diye düşünüyorum. İkiniz de birbirinizin sözünü kesmek istemiyorsunuz. Evet. Buradan fark ediyorum. Cihan Bey, sizin ekleyeceklerinize devam edebiliriz. Ben de ek olarak Esra Hanım'a aslında şöyle daha temel bir yerden hiçbir duygu durumunun aslında gereksiz olmadığı, anlamsız olmadığı ve bizim sistemimizden çıkarmak zorunda olduğumuz şeyler değil. Yani şöyle bir şey değil. Pozitifleri tutalım ve hiç üzülmeyelim. Hiç kırılmayalım. Hiç işte hayal kırıklığı yaşamayalım gibi bir yer çok da doğru bir şey değil. Her duygunun sistemimizde bir fonksiyonu var. Şimdi biz huzursuzluğu konuşuyoruz burada. Esasında huzursuzluk bizim için bir yani her zaman olumsuz olmak zorunda değil. Örneğin bazen hayatın akışı içerisinde kendine anlam değer dünyamızdan uzağa düşeriz. Ve bunun sonucu olarak huzursuzluk hissederiz. Şimdi biz o bağlamı çok konuşmadık. Daha böyle afaki ve genel bir huzursuzluktan bahsediyoruz ama biraz böyle derinleştirirsek. Örneğin kendimizle uyumsuz ya da kendi anlam değer dünyamızla uyumsuz şeyler yapmaya başladığımızı ve bu hayatı yaşadığımızı hissetmeye başladıktan sonra da huzursuzluk gelebilir ki buradaki huzursuzluk aslında bizim için bir sinyaldi. Yani sen kendi rayından veya yolundan çıkıyorsun ve onun sonucu olarak bu duygu geliyor. Dolayısıyla bizi o kendimizle daha yakın ya da o anlam değer dünyamızı daha yakın olmaya doğru da götürebilir bu huzursuzluk duygusu pozitif anlamda. Kesinlikle. Yani biraz daha acaba bize nasıl bir mesaj veriyor açısından bakmamız gerekecek evet, o zaman. Evet, mesajı ne aslında buradaki? Ya da nasıl bir şey sonucunda oldu? Esra'nın başında söylemişti hani hangi yaşantı, bir yaşantı sonucunda mı oluştu yoksa yaşantıların bütünü sonucunda mı oluştu? Ya da hangi davranışlarım ya da hangi seçimlerimin sonucu olarak karşıya geliyor? Örneğin işte sınır koymuyorum bir süre hayatımın belli bir kısmında diyelim ki ve bunun sonucunda hayır demiyorum. Ve sürekli aslında kendi hayatımı yaşamadığım ve bir başkasının hayatını yaşadığımı düşünmeye başlıyorum bir süre sonra. Bunu ilk etapta fark etmiyor olabiliriz. Zaten bu hani hayır diyemiyorsak aslında bizim yazılımımız biraz böyle ve çok normal de geliyor olabilir. Ama bakıyoruz sonucu itibariyle çok iyi bir noktaya varmıyor. Bu şey ve bir aslında pozitif bir şey oluşmuyor orada. Huzursuzluk gibi daha çok negatif kalması zor bir duygu oluşturuyor. Bir de hazır yeri gelmişken az evvel anne babanın hani duyguyu kaldırabilmesinden bahsetmiştik. Aslında bizim bireysel çalışmalarımızda da çok kullandığımız bir şey duygu toleransı, duyguda kalabilmek. Hatta bazen değil mi yani danışanımız da o duyguda kalmak istemeyebilir, geçiştirmeye çalışır. Bağımlılıkların oluşma sebebi diyebiliriz aslında. Evet, evet, evet. O duyguyu yatıştırmak için. Evet, evet, uyuşturmak için. Ve hatta bazen kasıtlı olarak da o duyguda kalmasını isteriz. Bazen bana şey gibi geliyor böyle hani duygu borçlanması gibi geliyor. Hani hayatta birinden borç aldığımızda veya işte bir bankaya vesaire borçlandığımızda o borç bizimle beraber ödemediğimiz müddetçe gelir. İşte tüm o yasal süreçlerde. Bunun tipik örneği yasta görürüz aslında. Mesela bazen kişi der ki yani babam vefat etti ve bir damla gözyaşı dikmedim ve çok vakur durdum. Özellikle bazı bölgelerimizde o vakur durmak da hem erkeklikle tabii yüceltilir ve şey yapılır. Yani teşvik edilir aslında ve şu ne kadar vakur durdu, dimdik durdu aile filan. Esasında yani orada en basitinden değil mi duyguyu en meşru duygu çıkarma yöntemlerinden bir tanesi ağlaması gerekiyordu. Üzülmesi gerekiyordu. Eğer orada üzülmediği takdirde yine belki burada bağımlılığa bağlayabiliriz. Bunun
şekil değiştirerek bambaşka bir şekilde geldiğini görüyoruz karşımıza. Yani bu bir patolojiye de evrilebilir. İşte depresyon gibi, OKB gibi, anksiyete gibi, uyku bozukluğu gibi bir bağımlılığa evrilebilir. Kişinin hiç yaşamadığı bir hayat o çizgisinden çıkıp bambaşka bir hayata doğru evrilmesine yol açabilir. O yüzden aslında o duyguyu orada yaşamamız gerekiyor. Şey var, şair Ahmet Murat'ın güzel bir deneme kitabı var. Bazı kitapların isimleri bile aslında çok şey anlatıyor. Belki de Üzülmeliyiz kitabın adı. Hakikaten bazen belki de üzülmeliyiz. Üzülmeliyiz ki, çünkü her duygu dediğim gibi bizim için anlamlı. Bu işte huzursuzluk sizin de dediğiniz gibi çok daha temel bir çatı gibi aslında. Onun biraz daha böyle köklerine, arka planına bakmamız gerekiyor daha iyi anlayabilmek adına. Siz bunun neden olabileceği noktalara dair çok güzel yerlere değindiniz. Sınır koymamakla alakalı olabileceği gibi, aile tutumlarıyla alakalı olabileceği gibi. Acaba bu kökler başka hangi alanlardan besleniyor olabilir? Başka hangi durumları bunlarla alakalı fark edebiliriz Esra Hanım? Kişi bir travma yaşadıysa, zorlu bir yaşam olayı, sonrasında mesela bir kaygıya girmiş olabilir. İç sıkıntısı olarak da görünüyor. Aslında huzursuzluk iç sıkıntısı da diyebiliriz. Kötü bir şey olacak gibi, işte göğsüme bir öküz oturdu sanki. Nefes alamıyorum. Kollarım uyuşuyor, bacaklarım uyuşuyor, başım uyuşuyor, uykularım bozuldu şeklinde. Mesela bunlar da aslında çok bariz huzursuzluk, yani terapi diliyle anksiyete ya da kaygı bozukluğuna çok bariz örnekler. Bir de bunun tabii uzun zamandır olması, yani çocukken de ben mesela huzursuzdum, gece uyuyamazdım diyor yetişkin olarak terapi odasına gelen kişi. Bakıyorsun 25-30 yıllık bir şeyden bahsediyor. Bu çok önemli. Nerelerde başladı, ne oldu, nasıl başa çıkmaya çalıştı, ne iyi geldi, ne gelmedi. Ona binaen bir de daha kısa sürede yaşadığı daha hafif huzursuzluk hisleri var. Onlarla tabii ki çalışmak daha kısa olabilir. Ama kişi kendinde bu sıkıntıları fark ediyorsa, özellikle buradan odak noktası işlevselliğin bozulması. Onu söylememiz önemli. Kişi günlük hayatını idame ettirmekte zorlanıyorsa, bu çok önemli bir nokta. Ne demek istiyoruz bunu diyerek? Çocuklarına bakım vermekte zorlanıyorsa, evin işlerini yapmakta zorlanıyorsa, işe gittiğinde verimsiz geçiriyorsa, uykuları çok ciddi bozulduysa, iştah bozulduysa, vakit kaybetmeden aslında harekete geçmesi lazım kişinin. Çünkü katlanarak bu sefer büyüyerek devam ediyor bu sorunlar. Ve iyice hem ailesi için hem kendi için daha zor oluyor. İşin o kısmı da önemli, bu işlevsellik kısmı. Tabii buyurun. Esra Hanım yaşantılardan bahsetti aslında. Hani huzursuzluğu şimdi birkaç açıdan baktık. Bir de bir sonuç nazarıyla baktığımızda, yani huzursuz tüm yaşanan şeylerin bir sonucu olarak ortaya çıkmışsa, bizim de genelde yaptığımız şey odur. Yani en son yaşam olayından başlayıp aslında geriye doğru sarmaya, oradan işte bir inanç bulmaya, bir duygu yakalamaya, bir beden duyumu yakalayıp geriye doğru gitmeye çalışırız. Huzursuzluk aslında tüm bu travmatik deneyimlerin bir sonucu olarak da, bir toplam olarak da karşımıza çıkabilir. Çünkü biz şunu biliyoruz ki artık yaşanan hiçbir şey bir yere gitmiyor esasında. Biz onu, İyi ya da kötü bize etkiliyor. Evet, iyi veya kötü etkiliyor ve hani yok olmuyor. Bir süre onu bilincimizden uzaklaştırmış olmak, hatırlamıyor olmak vesaire. Yok saymak. Yok saymak. Boş vermek veya geçti geride kaldı artık önümüze bakalım demek de çok faydalı olmuyor. Esasında hiçbir yere gitmiyor. Aslında müthiş bir kayıt makinasıyız değil mi? Ben bazen örneği veriyorum. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama 6. hafta veya 8. haftadan sonra, yani anne karnındayken kayıt başlıyor. Ve tabii ki bu kayıt sözel, dilsel bir kayıt değil. Duygu kaydı olarak. Yani dış dünyada neler oluyor, anne ne hissediyorsa doğrudan bunların kaydını yapıyor. Bir kara kutu gibi adeta. Doğduktan sonra daha keza böyle ki bebeklerin birçok şeyi aslında hissettiğini ve fark ettiğini görüyoruz. Dil geldikten sonra da artık bu dille beraber, yani dile artık dökülüyor. Evet, dile dökülmek suretiyle kaydoluyor. Dolayısıyla sürekli aslında burada bir takım yaşantılar var. Her yaşantı, her olumsuz diyebileceğimiz yaşantı bize travma olarak kaydolmuyor. Hani orada da böyle rigid söylemlerden uzak durmak lazım. Hep de öyle diyoruz, olabilir değil mi? Yani çünkü olmayabilir. Çünkü herkesin kaynakları ve yaşam olayları da farklı. Etkilenme düzeyleri de birbirinden farklı oluyor. Bazen işte yaşları birbirine çok yakın iki kardeş, örnek veriyorum.
Hani uzak olduğunda şey diyoruz. O zamanki anneyle şimdiki şu anki farklı. Anne farklı olabilir diyoruz. Ama yaşlar yakın ve aynı olaya şahit olmuşlar ama birinin onun etkilenme biçimiyle diğerinin etkilenme biçimi çok farklı olabiliyor. O yüzden hani huzursuzluğu eğer araştıracaksa kişi ve böyle bir durum varsa aslında ipuçlarını yakalamak ve hani geriye doğru bunun temelleri ne olabilir? Flashback olarak böyle hani işte tetiklenen anılar neler böyle? Hani onlar önemli. Rüyalara giren anılar neler? Tekrarlayan kabuslar. Tekrarlayan kabuslar olabilir. Veya tekrarlayan durumlar olabilir. İşte bu bir duygu da olabilir, bir inanç da olabilir. İşte sürekli yetersizlik tetikleniyorsa kişide esasında ve bunu düşünmeye meyil etmişse şunu sorabiliriz kendimize. Yani ben bunu nerede öğrenmiş olabilirim? Ya da bu benim yarama işaret ediyor olabilirim. Hani farkındalıktan başladık. Aslında her şeyin temeli oradan başlıyor. Bu neye işaret ediyor olabilir? Kısmından belki geriye doğru devam edebiliriz. Ben burada önemli bir şey eklemek istiyorum. Aklıma yüksek lisanslı hocamızın verdiği örnek gelmişti. Mesela 99 depreminde herkes travmatize olmadı. Özellikle deprem bölgesinde yaşayan insanlar için. Bazıları eve bile giremedi depremin sonrasında. Bazıları o gün kullandığı kıyafetlerini bile görmeye dayanamadı. Bazıları saat 3'te gece uyandı ve deprem olacak mı diye bekledi mesela. Herkes niye aynı oranda travmatize olmuyor? Burada 3 faktörü sayabiliriz. Bir tanesi çocuğun doğuştan getirdiği mizacı. Yapısı diyelim. Yani fıtratta denebilir. İkinci olarak yetiştirilme şekli, ailede aldığı eğitim, çevre vesaire. Üçüncü olarak da başına gelen olaylar. Buna Masters'ın kader der. Örneğin bir çocuk 5 yaşında anne babasını kazada kaybedebilir. Bir çocuk kaybetmeyebilir ve anne babasıyla büyüyebilir. Tabii ki diğerini etkileyecektir bu olay. O yüzden bu 3 faktör kişinin olaylardan etkilenebilme kapasitesini belirliyor. Hepsinden %33 gibi düşünebiliriz. Bu durumda mesela mizacı çok, daha doğrusu kader kısmını değiştiremeyebiliriz başımıza gelen olaylar. Ama diğerlerinde yetiştirilme şekli önemli. O noktada bir şeyler yapmak her zaman mümkün. O mizaç dediğimiz şey de epigenetik de diyebiliriz aslında. Çocuğun mizacında olan yapı, mesela bazı çocuk doğduğunda daha sakin olur, bazısı daha huzursuz olur. Ebeveynin ona yaklaşım şekli de burada biraz şekillenmeye başlar. Eğer anne kaygılı ve endişeli bir yapıysa ve çok kendine de güvenmiyorsa, o kaygılı çocukla baş ederken zorlanır. Acaba bakamayacak mıyım, bu çocuk hep böyle mi olacak? Ay işte benim çocukluğum da böyleydi zaten gibi mesela bir sürü aktarımı var. Bizim aktarım diyoruz. Ve bu aktarım ciddi anlamda çocuğa geçiyor, hissediyor yani. Yine aynı nöronlarla. Çünkü annenin çocuğa bakışını etkiliyor bu duygular. Sonuçta sakin bir şekilde çocukla ilgilenmek var. Bir de kaygılı bir şekilde ilgilenmek var. Yo, kaygılı değilim, çok sakinim derken ne kadar inanabiliriz ki o kişiye mesela. Ama mesela sakin bir anne çocuğunun zorluklarına, gerginliklerine, fiziksel zorlanmalarına daha sakin, daha anda kalarak, daha şefkat ve kabullenişle yaklaşırsa çocuk da o dönemleri daha çabuk atlatıp daha sağlıklı bir noktaya varabilir. Mesela epigenetik dediğim şey o. Genetiğine taşıdığı şeyin ortaya çıkma varyasyonu. İlla o çocuk kesin huzursuz olacak, bu hep böyleydi, yani öyle bir algı var ama orada yetiştirilme şekli onu çok değiştiriyor diye düşünüyorum gözlemlerimden de gördüğüm kadarıyla. Esra Hanım, ben de size bir dördüncü madde daha eklemek istiyorum buna ek olarak. Dördüncü çıktıysa haberim yok. Şu an eklemiş olduk bu yayında inşallah. Travmayı oluşturan şeyin, aslında biz hep olaya bakıyoruz burada ama diğer travma tanımlarından bir tanesi aslında travma sonra, yani o olay sonrasında aldığımız tepki veya onu nasıl anlamlandırdığımızla ilişkili bir tarafı da var. Örneğin işte bir çocukta bir düşmenin veya bir yaşam olayının travma olarak kalmasındaki bu 3 faktörün yanına belki de sonrasında nasıl yatıştırıldığı. Mesela işte bir canı yandı ve nasıl işte düştü diyelim ki işte kalk bir şey olmadı diye mi yatıştırıldı? Yoksa işte çok canın acıyor, çok canın acı. Biraz devam edecek bu acı. Biraz sürecek ama birazdan geçmeye başlayacak. İşte sana sarılmamı ister misin vesaire gibi. Sonrasındaki aslında bunun nasıl, o olayın nasıl sarıldığı ya da oradaki oluşabilecek yaranın nasıl sarıldığıyla da ilgili biraz esasında. Az evvel hani kader, Masters'ın kader yaklaşımından bahsetti Esra Hanım. Evet, yani başımıza gelen şeyler
geldi, yaşandı ve bitti. Evet. Bunları değiştiremeyiz. Hatta bazen sorarlar, tamam yani niye terapiye gideyim ki? Zaten bunlar yaşandı ve geriye dönüp onları değiştiremeyeceğim, evet, gibi yaklaşıyoruz. Ama esasında biz de az evvel söylediğim gibi o olayların olması değil, o olaylara bizim yüklediğimiz, özellikle kendimizle ilgili bir takım anlamlar, bizde travma, işte huzursuzluk, umutsuzluk, çaresizlik, yetersizlik gibi problemlere yol açıyor. Hı hı. Esasında olay değişmez ama olayın anlamı değişebilir. Hı hı. Bizim de yani eğer böyle bir şey olmasaydı zaten bizim terapi yapmamızın veya bu çalışmaları yapmamızın çok bir manası olmazdı. Hı hı. Anlam değişebilir ama. Bu kaderle alakalı olan kısımla beraber hem bahsettiğiniz gibi olan olmuş artık ne yapacağız gibi bir yaklaşım olabiliyor. Hem de umutsuzluk açısında, evet, kalmayı da, hı-hı, bu anlayış besleyebiliyor. Yani ben bunları değiştiremem, başıma bunlar geldi, şimdiki hayatım da böyle, yapacak bir şey yok. Ve işte bundan sonra da başıma ne gelecekse zaten iyi şeyler beni bulmaz. Zaten hep kötü böyle devam edecek deyip daha çok o sanki hiç iyi bir şey olmayacakmış ya da bulunduğu hayatın içinde iyi bir şey bulma imkanı yokmuş açısından da bakılabiliyor. Burada şunu da ara parantez belirtmek istiyorum. Bazı hayatlarda gerçekten iyiye odaklanmak çok zorlayıcı olabilir. Yani hayat koşulları bizim tahmin edemeyeceğimiz kadar bile zorluklarla dolu da olabilir. Bunları da göz önünde bulundurduğumuzu da belirtmek istiyorum. Yani burada sanki çok ufak meseleleri büyütüyorsunuz, siz de artık kendinize çeki düzen verin gibi bir anlayıştan yaklaşmıyoruz. Çünkü birisi bir derdinden bahsettiğinde başkasının ama bak başka ne dertler var diyor olması da burada hoş bir şey değil. O açıdan yaklaşmadığımızı, aslında kişinin yaşadığı her olayın kendine has ve kendinde yarattığı etkinin, sizin de verdiğiniz örnekteki gibi depremden bahsettiniz değil mi? Herkesin bunu kaldırma, tolere etme seviyesinin farklı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda belirterek bu konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü duyan birinin şunu söylemesini de istemem. Ya bunlardan bahsediyorsunuz ama bir de gelin benim ne yaşadığımı görün burada dediği ve anlaşılmadığını hissettiği bir tarafta da kalmasını istemem açıkçası. Biraz da bu kaderin umutsuzlukla alakalı bizim ona yüklediğimiz anlam açısından da ele alınmasını önemsiyorum. Bununla alakalı neler söyleyebiliriz? Sizin söylediğinizle ilgili bir şey eklemek isterim Nihan Hanım. Aslında burada hepimiz öyle veya böyle, büyük veya küçük, hiçbirimiz ya yani travmadan beri değiliz. Hı-hı. Ya da işte kötü yaşantılardan, kötü duygulardan veya başımıza bir şey gelmesinden beri değiliz. Artı seçtiklerimizden sorumluyuz ama bir de seçemediklerimiz, hı-hı, var. İşte evet, hangi aileye doğacağımı seçmedim, hangi ülkeye doğacağımı seç, ülke dahi olsa hangi şehre doğacağımı seçmedim ki. Hep böyle artık şey oldu, bunun hani bir karikatürize oldu ama coğrafya kaderdir gibi. Hı-hı. Hakikaten yani sadece ülke değil, ülkenin neresinde doğduğunuz da önemli. Ama temel şey şu. Hepimiz bir takım kaynaklarla doğuyoruz esasında. Ya da çok dışarıdan, az evvel sosyal medya örneğinden de verdiğiniz gibi dışarıdan çok iyi görünebilecek hayatlarda da dertler olabiliyor. Da işte diyelim ki ekonomik anlamda bir problem yaşıyoruz ve bu bizim en büyük meselemiz ama hani hep şöyle yaklaşımımız oluyor. İşte zenginler veya işte ekonomik durumu olan, iyi olanlar çok iyi hayat yaşıyor ve herhangi bir dertleri ve sıkıntıları yok. Yani böyle bir dünya esasında yok. Dediğim gibi herkesin dirli ufaklı problemleri var. Ve az evvel söylediğim gibi seçmediğimiz bir şey, eğer oradaki durumsa, maruz kaldığımız bir şey, bizim seçemediğimiz bir şey. Dolayısıyla bizim şu an hani elimizdeki malzemelerle ne yapabileceğimizi düşünmek. Evet, tamam, başıma bu geldi veya böyle bir hani, hı, bazen anne baba da suçlamaya doğru gidiyor. Evet, çok kötü bir anne babalık gördüm, çok kötü işte, evet, ihmale uğradım, hiç yanımda değillerdi vesaire gibi, bunu söyleyebilirim. Belki bunu ilk başta söylemek de gerekiyor. Bununla yüzleşebilmek için, bununla karşılaşabilmek için. Muhtemelen önceki sistemde çünkü bununla dahi de karşılaşmıyorduk. Hı. Yani onu da görmezden geliyorduk veya inkar ediyorduk. Fakat ondan sonra çok güzel bir söz okumuştum yakın zamanda, kullanıyorum da bol bol. Yani kötü ebeveynlik görmüş olmanın ya da bu mazeretin altına sığmanın da bir son kullanma tarihi var. Yetişkin olduğumuzda aslında hayatımızın direksiyonuna geçmeliyiz. Evet, ve aslında yapıp etmelerimizden sorumluyuz. Temel mesele onunla ne yaptığımız. Yani bu zenginlik olur, fakirlik olur, güzellik olur, kaza olur, işte sakat kalma durumu vesaire olabilir. Birçok yaşam olayı var hayatımızda. Dolayısıyla asıl onlarla ne yaptığımız çok daha önemli. Hı hı. Yani onlara nasıl bir anlam yüklediğimiz çok daha önemli burada. Hı hı.
Evet Esra Hanım. Evet. Bir de kendini tanıma konusu aklıma geldi. Varoluşsal bir sorgulama, ben kimim, buraya, bu dünyada ne işim var? Bence bu çok önemli bir nokta ve gençlerin çok kafası karışık bu noktada. Eğer aile yeterince yardımcı olmuyorsa yaşayacağız, ölüp gideceğiz mi? Her şey toprak olacak ve yok olacaksak bu hayatın anlamı ne? Niye yaşıyorum? Ölümle ilgili düşünceler, öldükten sonrasıyla ilgili tutumlar, bunlar da bence endişeyle ilgili noktaları çok belirliyor. Yalom bu sanırım bu konuda güzel şeyler söylüyordu. Yani ölümün sonrasıyla ilgili düşünceler aslında yaşamın nasıl yaşadığını da biraz belirliyor. Yani yaşıyorum ve bir gün bitip her şey sonlanacak şekilde mi yaşıyorum? Bu içgüdüsel olarak aslında insanın yapısına uygun değil bence. Yoksa biz sonrasında ben dünyaya bir eser bırakacağım ve insanlara belki faydalı olacak bir şey olacak. Ve sonrasında öldükten sonra bir hayat beni bekliyor noktası da bence varoluşsal noktada insanların çok cevap bulamadığı soruları içeriyor. Gençler özellikle çok fazla. Evet, bunu ben yer yer düşünürüm. Yani bizden sonra bu şu an bulunduğumuz hayattan sonraki bir hayat olmasa ve orada bir yargılanacağımıza ve adaletin sonunda evet tecelli edeceğine inancı olmasa insan için bu dünya hayatı çok büyük bir zulüm olurdu. Yani dünyanın şu anki durumu, evet, şu savaşlar, an, haksızlıklar, evet, bütün bunlara dayanabilmek çok zor olurdu diye düşünüyorum ve hiçbir şekilde ben anlamlandıramıyorum buna inanmaksızın bu hayatın içinde kalabilenler nasıl kalabiliyor kısmını. Benim açımdan yani onların kendince var tabii ki bir sistemi belki zihinlerinde. Ama işin nihayetinde adalete olan inancımız bu çok temelden gelen bir ihtiyaçla beraber de doğrudan da aslında bu dünya yaratılırken bu ihtiyaç da karşılanarak yaratılmış. Yani Allah bunu da düşünerek aslında hem böyle bir ihtiyacı hem de karşılığını da vermiş. Yoksa bu kısmı olmasaydı gerçekten çoğu şeye bahsettiğiniz gibi tahammül etmesi zor olurdu ve belki de bu anlayıştaki biraz daha eksik veya nasıl diyelim kabuldeki biraz daha evet oradaki zayıflıkla beraber de bu umutsuzluk tarafında kalabiliyoruz. Yani işte sürekli kötü şeylerin başımıza geldiğini düşünmekle alakalı başımıza gelen şeylere yüklediğimiz anlamlar da burada çok etkili oluyor. Yani belki bu anlamla alakalı kısmı da detaylandırabiliriz. Çünkü ona yüklediğimiz anlam ya bizim buna sürekli umutsuz ve bizi sürekli içten içe rahatsız eden bir çerçeveden bakmamıza sebep oluyor. Ya da ona öyle bir anlam yüklüyoruz ki sonrasında hatta travma sonrası büyüme diye bir kavram çıkıyor karşımıza. Sonrasında kendimizi daha iyiye taşımış olabiliyoruz. Dolayısıyla burada anlam dünyamızı acaba hangi kavramlarla değiştirebiliriz? Siz böyle anlam deyince aslında çok böyle temel ve hayati bir yere yani öyle bir şey canlandı zihnimde. Ekmek ve su gibi aslında. Yani hayatımızdaki anlam çekildiğinde, hayatımızın anlamı kalmadığını düşündüğümüzde aslında hayata devam etmenin de bir motivasyonu olmuyor. Evet evet bir manası kalmıyor gibi ve şey gibi sanki altımızdan zemin çekilmiş gibi. Viktor Frankl. İnsan anlam arayışı. Evet insanın anlam arayışı kitabında özellikle bu Auschwitz toplama kampındaki sürecinden bahsediyor. Yani bir insan için tabii ki berbat bir durum. Evet. Yani savaş ve kamp ortamı daha da berbat. Tabii. Ve orada nasıl hayatta kaldığından bahsederken aslında bir anlamı bulmakla, yani hayatının bir anlamını bulmakla aslında orada hayatta kalıyor. Onu orada hayatta tutan belki tek şey motivasyon o oluyor. Dediğim gibi anlam çekildiğinde ise aslında hayata devam etme motivasyonumuz da kalmıyor. Ölümle ilgili Yalom'un yine kitaplarında böyle dervişhane bazı satırlar bana öyle gelmişti okurken. Yani ölümü hatırlamalıyız, ölümü işte gündem etmeliyiz. Hatta çok terapiyle ilgili yazdığı bir kitabında şey diyor yani ölüme dokunmayan bir terapi süreci eksik kalan bir terapi sürecidir gibi bir yerden bakıyor. Hakikaten Esra Hanım'ın söylediği gibi yani ölüm aslında yaşamı anlamlı kılıyor. Hani zıtlıklarla kaimdir diyoruz ya. Nasıl ki kötü aslında iyiyi belirliyor ya da iyinin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Burada da aslında ölüm hayatı belirliyor ki sizin verdiğiniz örnekteki gibi eğer hani işte yaşamdan sonra bir hayat olmadığını ve işte bir adalet durumu vesaire olmadığını
düşünüyor olsaydık muhtemelen birçok şeyle baş etmek çok zor olabilirdi. Evet. Bizim bir kaynağımız da esasında bu. Hani bu inanç, az evvel anlam değer dünyası derken de bunu kastediyordum. Özellikle bir vefat ya da bazı kayıplarda, işte bir iflas durumunda vesaire, bu tip kaynaklar olan kişilerin bir tık daha sanki bunu kabullenmekte ve devam edebilmekte daha şey olabiliyorlar. Yani bir, evet, bir kaynak noktası oluyor, oradan evet, beslenebiliyor. İmtihan diyor mesela. Ha, imtihan diyor. Sınavım. Ha, burada tabii şey de var, onu da ayrı parantez. Her şeyde imtihan ve kader evet. dersek bu sefer sorumluluğu da evet, kadere, imtihana ve dış dünyaya atfetmiş oluruz. Burada dediğim gibi hani o seçemeyeceğimiz şeyler veya başımıza bir şey geldi ve oldu. Onu kabullenme noktasında ya da işte kayıp ya yani bir yakınımızı kaybettik. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hastalık süreci vesaire de olabilir. Oradaki bir takım şeyler de olabilir ama neticede yani hayat, ölüm bu hayatın bir gerçeği. Ve şey de burada çok bence etkili olabiliyor. Yani öte dünyada evet şu an vefat etti ama işte yok olmadı. Tamamen yok olmadı. Öte dünyada görüşeceğiz, buluşacağız. Çünkü sanırım insan için yani bir zaman gelip, biz bir ölümün zamanını bilmiyoruz ama bir zaman gelip öldüğümüzde hani yok olacağımız ve her şeyin işte son olacağı fikri çok acı verici bir şey. Evet. Dolayısıyla da hani bununla baş etmek için de aslında bir güzel bir kaynak da oluşturuyor burada. Yani bizim gerçekten çok güzel dualarımızdan birisidir değil mi? Allah cennetinde kavuştursun. Evet. Bu da çok güzel bir dayanak. Yine kaynak noktasında zaten psikolojik sağlamlık açısından bakıldığı zaman da bir inanç sahibi olmak ve buna kişilerin temelde ihtiyaçlarını bu anlayış üzerinden karşılaması da araştırmalarla karşımıza sonuçları konmuş ve net bir şekilde kişiler açısından çok faydalı olduğunu bildiğimiz bir tarafta kalıyor. Bu farklı inançlar açısından belki ele alınabilir ama biz kendi anlayışımız açısından baktığımız zaman biraz daha bu kaynağı olan hem ihtiyacımız hem de orayı beslediğimiz zaman oradan alacağımız geri dönüşte, içsel bir geri dönüşte bizi bu bahsettiğimiz çerçevede rahatlatan bir tarafta tutmuş oluyor. Gerek huzursuzlukla alakalı, gerek umutsuzlukla alakalı ama bu yaşadığımız olayların sorumluluğunu alma meselesini biraz konuşmamız gerekiyor bence. Çünkü dediğiniz gibi her şeyi kadere ya da işte imtihan başlığına atfedip kendimizin burada hiç dahli yokmuş gibi davranmak da işin bir başka boyutu. Yaklaşık 2-3 dakika var araya gitmemize. Kısa bir giriş yapalım bu sorumluluk meselesiyle alakalı. Sonrasında devam ederiz. Evet. Sorumlulukla ilgili kısmı şöyle belki başlayabiliriz. Şimdi dediğim gibi sürekli kadere atfettiğimizde belki burada şey sorusunu sormak lazım. Evet yani olay yaşandı ve bitti artık bir kader haline geldi diyebiliriz tırnak içerisinde. Fakat benim bundaki payım ne sorusunu sormak çok küçük bile olsa yani %1 bile olsa benim bunda payım ne sorusu esasında veya neyi farklı yapabilirdim, neyi daha iyi yapabilirdim sorusu veya bunun gerçekleşmemesi için ben ne yapabilirim sorusunu kendine döndürmek esasında hani sorumluluk almanın belki de ilk basamağını teşkil ediyor burada. Evet, elimden geleni yaptım noktası. Ama tabii burada hassas bir konu. Bazen mesela kişi elinden geleni yapıyor ama bazı şeyler var ki elinden geleni yapsa da elinde değil. Onu aşan bir şey. Evet, yani, orada hani hassas bir ayrım var. Yok olsun ben daha farklı davranmalıydım. İşte atıyorum kanser olmuş bir yakını. En iyi doktora götürmeliydim. Belki o doktoru da şuna götürmeliydim. Bunun sonu da gelmeyebiliyor. O hassas bir konu o yüzden. Elinden geleni yaptım. Okey ama bir noktada da benim kontrol edemeyeceğim şeyler var. Kısmı önemli. Başıma gelen olayların hepsini ben kontrol edemem hatta. Bu hayatın kontrolü ne kadar bizim elimizde ne kadar değil kısmı da çok kıymetli tabii ki. Ama şimdi araya gitmemiz gerekecek. Aranın ardından bu kontrol kısmıyla da devam edelim. Kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar sizlerle olacağız. Bu bizi bir araya getiren motivasyon. Yani hata veya yanlış eşleşme değil. Fakat bu bir büyüme noktası aslında. Yani biz evliliğe veya ilişkiye bir büyüme süreci olarak baktığımızda şöyle. Aslında o seçtiğimiz kişi bizde bir
bu özellikle atıyorum sorumlulukla ilgili veya bırakmakla ilgili bir kısmımıza tekabül ediyor. Yani aslında biz onunla birlikte bırakmayı, yeri geldiği zaman işte delege etmeyi, işleri dağıtmayı öğreneceğiz. Karşıdaki kişi de tam tersi, onun da meselesi aslında sorumluluk almakla ilgili ve belki kurban tarafta kalmakla ilgili, o da aslında sorumluluk almayı öğrenecek. Yani iki taraf için de böyle çifte noktada bir büyük şeyi, ihtimali ve şeyi barındırıyor orada aslında. Yani bu tarafa gelebilmek önemli. Yani bu tabii bir bakış açısı. Bu bir yandan bizim önceden sizle beraber yaptığımız bölüm de tabii ki aklımıza geldi. Eş seçimin de bizim geçmişimizin ne kadar büyük bir etkisi var konusunu da ele aldığımız bölüm. Dileyen izleyicilerimiz YouTube Bal TV hesabından da Kendini Bilmek programının geçmiş bölümlerine ulaşabilirler. Burada çok daha detaylı bir şekilde bu konuyu konuştuğumuz bir kısım var. Ama ne olursa olsun artık bir şekilde bir çekim sonucu diyelim. Bu iki tarafın, iki birbirinden farklı gibi gözükse de belki aynı mekanizmalara sahip tarafında bir araya gelmesiyle beraber yeni bir yapı oluşuyor. Ve bu yeni yapının nasıl şekilleneceğine karar vermek de yine bu çiftin elinde. Yani yine geçtiğimiz dakikalarda bahsettiğimiz yapacak bir şey yok olan olmuş. Ben de böyle bir insanım, beni de böyle kabul et tarafında kalmaktan ziyade biz bu yeni yapıyı nasıl daha farklı hale getirebiliriz açısından da bakmanın mümkün olduğunu çiftler tarafından da belki tekrar hatırlatmakta fayda görebiliriz ki bu açıda kalıp sürekli kendimizi aynı zorlantının içine sokmayalım. Tabii bunun da işlevsel bir tarafı var. Yani sürekli aynı sorunlarla, aynı problemlerle meşgul olmakta zihnin daha aşina olduğu bir taraf olduğu için kendini sürekli o tarafta canlı tutmaya çalışıyor ve bilmediği alanlara yaklaşmaktan kaçıyor gibi bir tarafı da oluyor. Tırnak içerisinde güvenli onun için. Evet. Her ne kadar acı çekse de bilindik. Bir yanıyla bilindik ve güvenli. Yani onu yaşamış ve ölmemiş. Yani zihnimiz milisaniyede onu tartıyor aslında. Mesela ben bugün buraya oturdum. Aslında bir önceki programda da buraya oturmuştum. Belki hani zihnim orada milisaniyede dedi ki ya buraya oturdun ve ölmedin. Yani hayatta kaldın, sıkıntı yok. Dolayısıyla hani o sizin için iyi veya kötü kötü dahi olsa, kötü sonuçlar oluştursa bile bir tarafıyla da güvenli. Burada şimdi biraz da yavaş yavaş programın sonuna yaklaşırken bahsettiğimiz gibi artık yeni yılın sonunda biraz daha böyle geçtiğimiz yılın muhakemesi yapılır. Ve bir yandan da yeni yıla dair de farklı açılardan da acaba neleri değiştirebiliriz? Yeni yıldan neleri bekleyebiliriz söylemleri de daha çok böyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Ve her yeni yıla dair yeni hedefler belki de zihnimizde canlanır. Bu yeni yıldan beklentilerle alakalı, gerçi biraz da kadere olan bakış açısında da belki buna benzer bir açıdan değinmiş olabiliriz ama biraz daha geleceğe bakan tarafta olduğumuz zaman acaba yeni yıldan beklenti sözcüğü yani kendimden değil de böyle benim dışımda bir şeylerden beklentiymiş gibi. Evet, yani gökten gelmesini bekliyormuş gibi de bir anlamı kendi içinde barındırıyor. O yüzden biraz daha kendi dışımızdan bir şey beklemek yerine kendimizle alakalı biraz daha ümitli bir açıdan nasıl yaklaşabiliriz? Bu ümidin içinde kendimizle alakalı sorumluluğu aldığımız tarafı acaba nasıl daha çok gün yüzüne çıkartabiliriz? Belki hani şeyi, o ifadeyi değiştirerek başlayabiliriz. Yani yeni takvim yılından kendimden beklentim ne sorusuyla belki başlayabiliriz. Şöyle, yani o yılın bir defa hani bir muhasebesinin yapılması bu anlamda iyi olabilir. Çünkü yani ne yaptığımızı ve ne yapmadığımızı bilirsek belki geleceğe dair yani yeni yıla dair de bir projeksiyon tutabiliriz. Yani bu yıl neleri iyi yaptım ve bunları yeni yıla sürdürmek istiyor muyum? Ya da neleri daha iyi yapabilirdim? Biz eksik demiyoruz değil mi Esra Hocam? Daha iyi yapabilirdi. Neyi daha iyi yapabilirdim belki sorusu veya işte yapmak isteyip yapamadığım şeyler neler? Hiç başlayamadığım şeyler neler? Bazen bu işte bir takvim yılı oluyor. Bazen bir işte eğitim öğretim yılı, Eylül ayı olabiliyor vesaire. Bunlar tabii şey değildir. Yani bir varsayımdır. Yani farazi olarak konuşuyoruz. Dediğim gibi geçmişe bakıp aslında neyi daha iyi yapmak istiyorsa bunlarla ilgili hedefler konulabilir. Veya işte bunlarla ilgili bir planlama yapılabilir. Tabii burada da çok abartıya kaçmadan. Çünkü o da aslında ayrı bir stres faktörü olarak gelebiliyor. Yani çok büyük bir hevesle
Orada da kendini tanıma meselesi devreye giriyor sanki. Yani neyi yapıp neyi yapamayacağınızı bilmek. İşte günde diyelim ki ben işte 300 sayfa kitap okuma hedefi koyuyorsam bu çok gerçekçi bir hedef değil baktığımızda. Ve daha sonra bu bir stres faktörü olarak yani yine yapamıyorum, yine bir şeyleri erteliyorum, beceremiyorum gibi noktaya doğru bizi tıkayan bir faktör olarak gelebilir. Evet Esra Hanım. Evet, ek olarak belki bir ihtiyaç analizi yapmak olabilir. Bu sene benim için nasıl bir seneydi? Neler iyiydi, iyi ki dediklerim, neler daha iyi olabilirdi diye belirlediklerim olabilir. Bir de ihtiyaçlarım ne? Bu sene nasıl bir ihtiyaç hissediyorum kendimde, neyi değiştirebilirim? Küçücük de olsa, minicik de olsa bir şey atıyorum. Daha fazla su içmek bu sene hedefim gibi olabilir, her gün yürüyüş yapmak gibi. Hani çok yapılamayacak büyük adımlar değil, minik minik ama süreklilikle yapabileceğimiz hedefler koyabilirsek kişiye de iyi hissettir. Hem de başarmışlık hissi de getirir. Tabii senenin başı diye illa şart değil ama o ben Şubat'ta koymak istedim. Okey, yani bu da ya hep ya hiç tarzı bakmamak da lazım çok. Burada genel olarak kendi belirlediğimiz kriterlerin ne kadar yüksek olup olmadığı önemli. Etkili oluyor. Yani yapamayacağımız hedefleri sürekli belirleyip sonra onları yapamadıkça kendi başarısızlığımızı kendimize ispat edermişçesine bir hale girmektense belki bu işte bahsettiğiniz gibi kural odaklı yaklaşımı da değiştirmek. Yani ya hep ya hiçle alakalı ya da bir işi yapacaksam en iyisini yaparım, en iyisini yapmayacaksam hiç yapmam yaklaşımından ziyade elimden geldiğince, olabildiğince iyi yapmaya çalışmakla alakalı belki bir tarafı olabilir. Ve yine belki önümüzdeki yıla dair kendimizle alakalı değiştirebileceğimiz şeylerden birisi de bu sürekli içimizdeki ihtiyaçla alakalı olan, içimizde doyuramadığımız tarafla alakalı olan belki anlayışımız da olabilir. Yani bu sürekli bir yerden bir şeyi karşılamaya çalıştığımız, işte sosyal medyadan karşılamaya çalıştığımız, yakınlarımızdan karşılamaya çalıştığımız bir ihtiyacımız varsa, sürekli içeride doyuramadığımız bir kısım varsa, acaba bununla alakalı neyi fark edebiliriz ve bu aç olan tarafın acaba gerçekten nasıl bir mesajı olduğunu düşündüğümüzde belki duymaktan geri kaldığımız o mesajı içeren sesler neler olabilir acaba? Evet, burada yine büyük adımlardan ziyade küçük küçük minik minik ve çok mükemmelleştirmeden ya hep ya hiç tarzı düşünmeden yani benim neye ihtiyacım var, bana ne iyi gelir, çok basit. Hani bazen mesela kişi diyete başlamak ister, bir türlü başlayamaz olur. Çünkü böyle kafasında işte listeler, doğru yemek yemeliyim, işte her gün uygun şeyleri seçmeliyim falan. Bu yüzden başlayamaz mesela, ertelemeye bile sebep olabilir. Çok basit ama sabah ne yiyeceğim? Yumurta, tamam bu kadar. Yani çok böyle kısa, öz, net hedefler konabilir. Hiçbir hedefte küçümsenmemeli. Hepsi çok önemli ve değerli. Bir gün yapamadım, iki gün, bir hafta yapamadım diyelim ki. Aa işte bozdum. Bu da ya hep ya iş tarzı bir düşünce. Ertesi gün yeni bir gün ve sıfırdan başlayabilirsin, devam edebilirsin şeklinde kendimize o telkinlerde de bulunabiliriz. Burada belki biraz daha özellikle sosyal medyadan bu kadar bahsetmişken sosyal medya kullanımıyla alakalı da bundan ne kadar etkilenip etkilenmediğimize bakıp buna yönelik de belki bir hedef belirleyebiliriz. Çünkü sürekli bizim o içeride doyuramadığımız tarafla ilgili sosyal medyadan aşina olduğumuz belli anlayışlar ve içselleştirdiğimiz anlayışların da etkisi oluyor. Yani işte ben hayatımda bunlar olmadığı sürece eksik kalacağım ya da şunları yapmadığım sürece yetersiz bir anne olacağım anlayışıyla alakalı da belki değiştirmemiz gereken bazı şeyler olabilir. Kıyastan bahsetmiştik ya, bu işte içeride doyuramadığımız şey sürekli o kıyaslayan taraf. Yani o kıyaslayan tarafı hiçbir şekilde memnun edemiyoruz. Ve sürekli sonu gelmeyen bir sistem sürekli o kıyası da besliyor. Belki o kıyasla alakalı bir şeyleri değiştirmeye yaklaşmak, yani içeride o tatmin olmayan tarafla alakalı bir şeyleri değiştirmeye yaklaşmak bizim için faydalı olabilir. Bilmiyorum Can Bey, neler eklersiniz? Aslında bir kara delik çağrışımı yaptı. Yani o kara delik öyle bir delik ki yani oraya ne atarsanız atın onu YouTube bitiriyor. Şimdi burada hani ruhun doyurulmaması ya da işte tatminsizlik gibi bir noktaya geldik. Biraz da burada hani mükemmelliyetçilik de belki buna bağlayabiliriz. İşte katı tutumlar, mükemmelliyetçi tutumlar esasında
gerçekten bizim kendi gerçeğimizden uzak tutan şeyler ve gerçekten kendi hakkımızı teslim etmemizi de engelleyen şeyler. Her zaman her şeyin en iyisi var. Bu çok açık ya. Dünya böyle bir yer zaten. Ne yaparsanız yapın sizden bir iyisi olacak ya. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama önemli olan siz onunla okey misiniz? Onunla kalabilmek. O yüzden bu kıyas meselesi biraz sonsuz bir şey gibi. Belki burada hani sosyal medya ile ilgili şey söylemekte de fayda var. Hani ebeveynlik olur, ilişkilerle ilgili olur vesaire. Sanki daha böyle bir fitre ardından okumak bazı şeyleri ve böyle bir nasmış gibi ve kuralmış gibi değil de kişiye ve yere göre verilmiş şeyler, söylenmiş şeyler olabileceğini akıldan çıkarmamak lazım. Çünkü herkesin kaynağı ve koşulları aynı değil. Terapi sürecinin önemli bir kısmı aslında değil mi? Bu koşulları anlamakla geçer. Yani o kişinin ya da o çiftin kendi şahsi özel koşulları neler? Bunu anlamakla geçer. Siz oradan hemen böyle bir şey gibi kopyala yapıştır gibi kendi ilişkinize, kendi anne babanıza dahil etmeye çalıştığınızda ki yazmak ve söylemek de çok kolaydır. İşte şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın ama iş kağıt üzerinde durduğu gibi durmayabilir. Dolayısıyla bunun da farkında olmak ve orada kendine belki şefkat duymak olabilir burada. Yani bir şey yapamama ihtimalinin de olduğu, bunun da normal olduğunu, bazı şeyleri tamamlayamayacağı, bazı şeyleri başaramayacağının bilgisi de olması önemli. O da biraz şefkatle geliyor sanki. Evet, kişinin kendisine duyduğu şefkatle. Önemli bir şey. Mesela bir arkadaşımıza kötü hissettiğinde nasıl davranıyoruz? Aa, gene mi böyle yaptın? Çok kötü mi diyoruz yoksa ya üzülme hallederiz, dur bakalım, bir önümüze bakalım, bir düşünelim. Sen elden geleni yaptın sonuçta şeklinde daha şefkatli ve anlayışlı bir bakış açısı kullanıyoruz. Ama kendimize gelince iş bazen yine orada yanlar tabii devreye giriyor. Daha acımasız, eleştirel, şefkatsiz, anlayışsız bir tutumla yaklaşabiliyoruz. Bu da işleri daha da kötü bir hale getiriyor aslında. Hiç iyi gelmiyor. Sarmal gibi daha kötü hissetme, bu sefer daha başarısız girişimler, yine kötü hissetme, yine eleştirme gibi gidiyor. Oysa bir arkadaşımıza, yakın bir dostumuza nasıl yaklaşırdık? O yaklaşımı kendimize sunmak bize aslında çok iyi gelecek ve ihtiyacımız olan şey bu. Burada az önce bahsettiğimiz verilerde 10 kişiden 6'sının geleceğinden umutlu olduğundan bahsettik. Acaba ilerleyen yıllara dair düşünecek olursak bu umutlu olan kişilerin sayısının artması adına belki şu an yetişmekte olan çocuklar açısından bakıldığı zaman da onları daha umutlu bakabilen, sürekli umutsuza odaklanmayan çocuklar olarak yetiştirme adına ailelerin yapabileceği şeylere dair neler söyleyebiliriz? Burada aslında bu programda konuştuğumuz birçok şeye dokunan, hani burada yara veya travma diye nitelendirdiğimiz şeylere dokunan şeyler söyleyebiliriz. Herhalde o umutla ilgili bir defa bizden başlıyor sanki hikaye. Yani ebeveyn olarak bizim tutumumuz, bizim hayata dair tutumumuzla başlıyor. Genelde çocuklarla çalışan terapistler bunu bilirler. İlk çocuğu bekler. İşte anne baba bir çocuk bir problemle çocuğunu getirmek ister ve ilk seansta anne baba görüşmesi yapılır ve hatta ihtiyaç duyarsa bir süre çocuk da alınmaz, anne baba ile devam edilir. Dolayısıyla burada hani anne baba olarak, ebeveyn olarak öncelikle aslında biraz bizden başlıyor hikaye. En temel şey biz çünkü biraz çocuk yetiştirmeyi belki ilk aklımıza gelen şey nasihat etmek ve işte söylediklerimizi uygulayacak nazarıyla bakıyoruz ama aslında nasihat çocuk için çok geçerli bir şey değildir. Evet. Öyle öğrenme biçimi değildir çocuk için. Çocuk için en iyi öğrenme biçimi aslında modelleme, izleme. Yani biz neyi nasıl yapıyorsak aslında onu öğreniyor. Dolayısıyla aslında biraz bizden başlıyor. Ben yine burada hani sorumluluğu yetişkine doğru vermekten yanayım. Yani biz aslında kendimizi bu anlamda bu duygularla kalabildiğimizde ya da geliştirebildiğimizde ya da nasıl mücadele ediyorsak o duygularla ya da nasıl yaşıyorsak o duyguyu aslında çocuğumuz da öyle yaşayacak. O yüzden biraz bizden başlıyor hikaye. Burada şöyle bir izleyici sorumuz gelmiş. Son birkaç dakikanın içindeyken bu soruya da bir cevap verelim istiyorum. Şöyle soruyor izleyicimiz. Eski yaşanmışlıkların farkına vardık diyelim ama geçmişle yüzleşmek gerekir mi? Yüzleşmeden yeni hayatımıza başlayamaz mıyız? Yoksa evet yaşamışım deyip geçmek mi gerekiyor? Ben bir soru sormak istiyorum seyircimize. Eğer yaşamışım deyip orada bırakabiliyorsa sorun yok.
orada yani kesip atıp orada kalabiliyorsa ve bugünü etkilemiyorsa veya geleceğe dair tutumu etkilemiyorsa, ki huzursuzluğu ve umutsuzluğu konuşurken aslında bir tutumdan bahsediyoruz. Geçmişte oluşmuş ve geleceği belirleyen bir tutumdan bahsediyoruz. Ama bu ne kadar mümkün olur? Tabii kişiye göre de değişebilir. Kişinin kaynaklarına göre değişebilir. Biraz şey hissettim soruda, yüzleşmekten korkuyor olabilir. Yüzleşince ortaya çıkacaklar, değişecek olan şartlar, hayat olabilir. Onlar da endişeleniyor olabilir. Belki bunu hazır hissetmiyor olabilir. Tabii ki bizim anımızda kesin formül yok. Kişiye göre, bireye göre ve şartlarına göre değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için en ideali o olduğunu hissediyorsa yüzleşmek zorunda değil tabii ki. Burada tabii yüzleşmeye yüklediğimiz anlam, yani yüzleşmek bu soruyu soran kişi için ne ifade ediyor? Ya da kabul etmek onun için ne ifade ediyor? Yani yapacak bir şey yok, bunlar benim başıma geldi cümlesini bu şekilde kurmak halis bir kabul müdür kısmı da ayrıca sorgulanması gereken taraflardan birisi. Ya da yüzleştiği zaman ne olacağını düşünüyor? Yani bu olayları tekrar hatırlamak onun için yüzleşmekle eşdeğer mi acaba? Çünkü yaşadığımız olumsuz durumları zaten bir şekilde tekrar tekrar hatırlıyoruz. Yani bunları sadece bir hatırlama halinden bahsetmiyoruz terapide. Aslında şimdi aklıma geldi. Muhtemelen şunu duymaya ihtiyacı var sanırım. Yani yüzleşmekten ziyade terapide mesela onu işleriz deriz. Prosesleme diyoruz. Yani bir arkadaşını anlatır gibi anlat geç gibi değil ya, yüzleş bak böyle olmuş. Bunu kabul et, hatan buymuş gibi değil. Ne hissettim? Aslında biraz da şuna benzeyebilir. Karma karışık bir nesne var. Böylece bıraktım masaya ve bu benim canımı acıtıyor aslında. Ve anlayamıyorum, çözümleyemiyorum. Terapide biz bunu prosesliyoruz. Onun için parçalara ayırıyoruz, bakıyoruz. Bakalım bu ne? Bu dursun mu, bu gitsin mi, bu çöp mü atalım, bu yararlı mı dursun? Aa, burada bak neler varmış, bir tekrar bir anlam mı versek? Ne hissettirdi, bir düşünsek mi? Mesela bu tam bir işte yüzleşmeden kastımız bu. Çünkü yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. Belki yüzleşme deyince bunları tekrar işte anlatacaksın, kötü hissedeceksin, hatanı kabul edeceksin falan gibi bir şey değil. Tam tersi, daha parçalarını ayırmak, işe yarayanları tutup yaramayanları belki çöpe atmak ve onlarla yoluma devam etmek, yeni bir anlam oluşturmak. Tabii burada yeni hayata başlamaktan da bahsediyor izleyicimiz. Bunu da belki üzerine biraz daha düşünmek gerekebilir. Yani eski hayat, yeni hayat olarak yaşadığımız hayat parçalara ne kadar bölebiliriz? Böyle bir şey mümkün mü? Çünkü ne olursa olsun bu yaşanmışlıkların tamamen yok edildiği ve tamamen unutturulduğu bir sistem mümkün değil, mevcut değil. Aslında unutmamak da bir tarafıyla kendince ayrı bir hikmeti olan da bir taraf var. Yani çok çok üzücü, çok yaralayıcı anılar bile olmuş olsa onların da bizim başımıza o haliyle gelmesinin bizim hayatımızda bir yeri vardı ve işte bizim hayatımızı şimdiki haline taşıyan parçalardan birisi de bunların yaşanmış olmasıydı zaten. Dolayısıyla belki yeni hayat değil de işte takvim yılı aslında sadece değişen şey. Bu takvim yılı değişirken buna da yüklediğimiz anlamlardan ziyade biraz daha kendi içimizdeki tarafa bakmak burada kıymetli olacaktır. Yani bu yaşadıklarımız geride kalsın ve bu yıl hiç başıma kötü bir şey gelmesin tarafından bakmaktan ziyade ben bunları da yaşamış biri olarak hayatıma devam ediyorum diyebilmek. Ama işte buralar gerçekten zorlayıcı ve böyle bizim kendi kendimize o parçaları ayrı, o bütünü ayrı parçalara ayırmamız kolay olan taraflar değil. Burada da çok tıkandıkça bir destek almak burada çok kıymetli. Yani bir takvim yılında yeni yıldan beklentiler falan diyoruz. Bununla alakalı belki son olarak şunu çok net söyleyebiliriz. Çok net bir tıkanmışlık halindeyken yeni yıldan bir beklentimiz varsa onu da kendi sorumluluğumuzu alıp kendimize verebileceğimiz en güzel hediye olarak belki bu tıkanmışlıktan rahatlamaya geçiş adına bir uzman desteği almak bizim için güzel bir niyet olabilir, güzel bir temenni olabilir. Ve bununla beraber de tabii ki yeşerecek bir umuttan da bahsedebiliriz bu noktada. İnşallah bugün bu bahsettiklerimizin her biri de bu umutsuzluk penceresinden bakmak yerine hayat bütün olanlarıyla beraber bizim hayatımız ve bunlara rağmen ve bunlarla beraber daha umutlu bir açıdan bakabileceğimizi gösteren tarafları da anlamış ve inşallah içselleştirmiş de oluruz diyelim ve sohbetimizi burada bitirmiş olalım. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık.
Çok keyifli bir sohbet oldu. Bizim için de öyle. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Kendini bilmekte bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.